Bilmiyorum, başlayabilirim. Siz koymadınız herhalde. Hemen içtiniz mi? Evet, baktım. Yavuz Bey. Kaç kaşık içtin Yavuz Bey? Kaç kaşık içtin? Ben tuz koyup tadını öyle anlayacağım. Tuzsuz çünkü hiç anlaşılmıyor. Bana da verir misin? Ben de alacağım tuz. Ben de alacağım. Her şey. Bayağı az. İsteyen var mı arkadaşlar? Evet. Bir de tuzunu koyup da bakalım. Alayım. Sanırım şimdi yorumlasak daha doğru olacak. Evet. Değil mi? Evet. Sanki sen de şey döktün mü tuz? Yok, tuz koy. Ben çorbaya sonradan tuz koymayı sevmiyorum kesinlikle. Hmm, olabilir, tamam. O zaman yorumunu duyayım. Tabii ki çorbanın içerisinde tavuk suyu kullanmış arkadaşımız. Ben tavuk suyu tadı aldım. Bilmiyorum, yoğun bir şekilde tavuk suyu tadı geldi ya da un kokusu da olabilir. Tavuk suyuyla un kokusu çok farklı bir şeyler Yavuz Bey. Bilmiyorum. Şu anda hani dolu mu geldiniz, ben onu anlamadım. Hayır, dolu değilim. Ben şu anda yorum yapmadım bile. Kavrulmuş olan unun kokusu da olabilir. Hı-hı. Tavuk suyu da kokusu aldım. Ya da bir bulyon falan mı kullandınız? Hiç öyle bir şeyler kullanmadım ben. Bilmiyorum. Öyle bir koku, öyle evet, tat mı aldın? Evet, içtiğim an tavuk suyu tadı aldım bir anda. Taban tenk. Daha, ama şunu da söylemek istiyorum altını çizerek. İlk defa içiyorum bu çorbayı. Ha öyle evet, mi? Evet, ilk defa içiyorum. Olabilir. Belki tadı böyledir. Çorbanız tuzsuz olmuş. Kabaklar içerisinde tam bilindirici olmamış. Dereotlu demişsiniz ama içerisinde dereotlu tadı almadım. Yorumum bu şekilde. Kıvamı falan? Kıvamı güzel. Sıcaklığı gayet. Peki beğendin mi beğenmedin mi sonucunu çıkaralım yorumdan? Yani daha iyi olabilirdi. Böyle bir menüde böyle bir çorba... Hayır. Uyumsuz mu? Hayır, beğenmiş çorba kesinlikle. Ben şeylere katılmıyorum. Parçacıklar zaten yok yani. Bakın tamam, hemen görebilirim. Evet, var. Şöyle bende de var. Ya olması gereken de zaten bu kadar da olur ya. Yani. Olacak. Hani yok deyince... Bebe pürezi gibi de yapamam size bu çorbayı. Tabii ki de kabakları görmeniz gerekiyor. Biraz hissetmemiz lazım, buna katılıyorum. Neyse, seni de dinleyelim canım. Ben çorbada sebze çorbasını severim. Kabağı çok sevdiğimi söyleyemem. Ben kendim de yaparım zaten kabak çorbasını. Krema tadını aldım içerisinde, böyle süt tadını aldım. Un sanki böyle çok pişmemiş gibi. Un tadı aldım. İçerisine bir tık da tavuk suyu tarzı bir şey koysaydı daha lezzetli olurdu. Artı bunun içerisine sarımsağın çok yakışacağını düşünüyorum. Bir tane sarımsak, böyle bir diş sarımsak rendelense daha da lezzetli olurdu diye düşünüyorum. Ben şöyle söyleyeyim, içine hiç süt ya da krema kullanmadım. Değişik süt bir tadı var ama çorbanın. Hayır, kullanmadım. Tavuk suyu koymamış, tavuk suyu tadı alıyorum. Öyle ki tavuk suyu olsaydı daha iyi olurdu, sütün tadını aldım. Şu süt de yok oysa ki. Krema, süt vesaire gibi. Gel de bu yorumlara inan, itimat yani et. Yani çok ilginç geldi bana. İki yorum da gerçekten şimdi şaşırdım. Sen sunucu olsan ne yapardın merak ediyorum. Ne derdin bunlara? Bence yani zaten... Derdin? Benim yerime koy kendini, benim yerime. Bunu sadece cevapla. Şimdi sunucu olarak ben tarafsızım ya, hepiniz aynı mesafedeyim ya. Şimdi ne derdin? Biri diyor ki tavuk suyu tadı aldım yoğun. O diyor ki tavuk suyu olsa daha iyi olurdu, sütün tadını aldım. Süt de yok, ikisi de yok. Yani şey, damak tadınızda bozukluk mu oldu anlamadım ben. Yani... Damak tadınızda bozukluk mu oldu? Ben hayır tadım. Yok, ben un tadı. Yoksa bahane mi? Ama şu anda una döndük Yavuz Bey. Una tekrar tattım. Tamam, tekrar tattım. Dur bakın, diğerlerini de dinleyelim. Sunacığım. Zuhal Hanım şöyle, bence unu güzel bir şekilde azıcık tereyağından kokusu çıkıncaya kadar... Kokusu çıkıncaya kadar kavurdunuz, zaten kavurdum. Kavurdunuz. Hı-hı. Kavururken yandı mı, ağır mı kokusu, ondan mı, hani farklı tereyağlar oluyor ya. Allah Allah, bana hiç gelmiyor. Ben var ya yani şu şey anda. Ondan dolayı mı? Yemin ederim hiç. Yani bir şeyler arıyorsunuz. Bir de şöyle yemin ettiriyorsunuz beni. Bir de şöyle bir şey söyleyelim. Acaba. Yani vereceğim, arkadaşlarıma versene Allah aşkına. Kalk bir tas getirsene. Vallahi çok. Tattırsana, sizden de merak ediyorum. Tek eksiği tuzdu bana göre. Tuzdu. Bir de dereotunu az mı kullanmış? Hani dereotlu ve kabaklı dediği için biraz dereotlu. Bence yeteri kadar var. Görünüyor yani, alıyorum ben tadı. Dur bir daha içeyim. Dur ekip de içsin. Tuzsuz deseler anlayacağım. Birisi süt diyor. Birisi krema, birisi yanmış diyor, birisi un diyor. Çok yani komik geldi bana açıkçası. Kesinlikle ön yargıyla gelmişler. Hiçbir şey yapamayacağımı düşünmüşler. Şimdi de güçlü bir rakip gördükleri için ne yapacaklarını şaşırdılar. Yani olmasa derim yok. Tuz yok, evet kesinlikle bu tuz yok, tuzsuz ya, tamamen evet, tuzsuz. Tuzsuz. Ya unuttu ya da çok az attı ben herhalde. Ben ilk defa içiyorum, o yüzden bilmiyordum. Bir şey diyemem şimdi. Ona. Evet. Şimdi versene şöyle Allah aşkına. Hemen. Burada Türkiye'nin yemek haritasını çıkarmış, yıllardır yemekteyiz yapan insanlar var. Herhalde onların yorumu hepimizinkinden daha doğrudur diye düşünüyorum. Nesrin Hanım, sizdeyiz için. Tuzsuz, evet doğru. Bak onlar da almadı. Yani özellikle baktırdım arkadaşımla. Ben de yanılıyor olabilirim canım. İnsanın bir günü bir gün olmaz. Ağzımız burnumuz farklı şeydir falandır filandır. Bir şey öne çıkar. Yani onun için... İçerisinde neler kullandınız o zaman? Yani daha bence
sözünüzü böldüm. Adil yorumlar yaparsanız çok sevineceğim İçerisinde arkadaşlar. İçerisinde ne kullandı? Yani... Bekledim miyim bu arada? Ha tabii, evet, ışığı pardon, tabii. Sonra sizin sorunuzu yapayım. Bekledim sizi. Ben sadece kabak tadı aldım. Yani gerçek bu. Hani öyle un tadı falan değil. Bu kabağın tadı zaten böyle. Hah, kabak çok ahım şahım bir tadı olan sebze değildir aynen zaten. Aynen öyle. Yani hani tam un diyecektim Zuhal Hanım. Çünkü şey, kabak tadı zaten ahım şahım değil. O yüzden aslında hani sarımsak dediniz ya. Gerçekten öyle bir şeyler olsaydı belki daha lezzetli olabilirdi. Bu pütürlükleri ben bir şey demeyecektim. Hani arkadaşlar şey yaptı ama yani olabilir bence. Yani. Ama kıvamı iyi. Tadı ama çok beğenemedim yani açıkçası. Adı üstünde kabak ama evet, yani. Ama keşke başka bir çorba tercih etseydiniz. Ama işte şu anda hani sizin bu çorba olmuş mu olmamış mı ben onu öğrenmek istiyorum. Kıvamı olmuş. Bu pütürlükler hani normal. Normal diyelim yani hani çok ben bundan şey yapmam yani bravo çıkarmam. Bravo doğru yorum budur işte. Çünkü şey yani kabak. Ha sevmezsiniz. Evet çok o lezzetli bir çorbaydı. Daha lezzetli bir çorba seçebilir miydi? Eyvallah seçebilirdi doğru. Bence tek eksiği çorbanın tuzdu. Onu da koyunca tamam oldu. Yani kıvamıyla tadıyla ben beğendim. Tuzsuzdu tek sorun. Afiyet olsun. Ne kadar attın tuz? Çay kaşığıyla attım aslında. Sanki ben. Daha fazla atman evet. Gerekiyormuş ya. Bayağı tuzsuzdu. Evet. Bilmiyorum sen katılıyor musun ama. Hani hem zaten tatsız bir de tuzda olmayınca. Evet. Evet. Biraz önce hani kabak var demiştiniz ama teşekkür ederim yorumunuz için. Ben Neslihan Hanım'ın bir yorumuna çok takıldım. Tuzsuz dedi. Bize tüm yemekler tuzsuz geldi. Tuz attı. Nasıl attı? Ben sen zaten yapalım. Tuzsuz yiyersin. Tuzsuz bir şey mi sandın? Bana bile tuzsuz geldi. O kadar yani. O kadar tuzsuz. Ama sizde hiç tuz yoktu ki. Yok. Benim bir tek kabağımda tuz yoktu. Çünkü tuz attı. Yok senin her şeyin tuzsuz. Yok yok. Neslihan Hanım bahane arıyor. Dün aynısını da bana yaptı. Şöyle dev böreğe geçelim. Afiyet olsun. Bu arada Yavuz Bey... Ha, içerisine süt ve krema koymadım dediniz koymadım, ama içeriğinde ben tarifte baktım süt krema ekleniyor. Evet. Ya ben açıkçası ilk defa yedim bu çorbayı. Ağzıma tavuk suyu tadı geldi. Kabak demek tadı bence bu. Kabağın kendi kokusu. İlk defa yediğim için kabağın ya yanlış yorum yapmak değil. Ama genel olarak hani başka bir çorba tercih etseydim. Olabilir. Ben, evet. Menüye de yakıştıramadım. Ha menüye yakıştıramadım. Evet yani hani belki daha iyi belki başka sebzeler de katsaydı. Karışık mesela, sebze çorbası olsa daha lezzetli olabilir. Dediğin gibi bir sarımsak marımsak belki bir ekstradan bir baharatla daha da lezzetlendirilebilirdi. Yani usulüne uygun yapmış ama ekstra lezzetlendirmek için belki bir şeyleri eksik kalmıştır. Dün bir tek Neslihan Hanım mazeret arıyordu. Bugün hepsini mazeret arıyor hayretler içerisindeyim. Neslihan diyorsun ya ben bu 5 puanı gerçekten samimi olarak soruyorum. Tepki olarak mı verdin? Gerçekten o 5'i hak ettiğini düşünerek mi verdin? Ben tatlısı için verdim. Tatlısı için verdim. Tatlısı için verdim. Bir de eti çok lezzetli pişmişti. Ona verdim. Yani şöyle düşünüyorum. Her salatada dahil birer puan hak ettiğini düşünüyorum. Ha, salatayla ana yemeğin puanı aynı mı? Hepsinin aynı puanda olduğunu düşünüyorum. Hepsi bir puan. Evet, hepsine Neslihan bir Hanım, lezzet o zaman benim çorba ile şey aynı kefede mi ana yemek? Ana yemek tabii ki daha zahmetlidir ama ben ona göre vermiyorum. Sonuçta hepsi toplam bir Neslihan puan Hanım, hak ediyor. Neslihan Hanım şu anda gerçekten bahane arıyorsunuz. Zaten oldu bitti. 5 puan verdiniz. Ben size kaç verdiysem siz de aynısını verdiniz. Bakın karşınıza nasıl menü çıktı. Şimdi bu menüye kaç vereceksiniz? Pardon menü mü bu? Bana uymadı bilmiyorum ben çok basit buldum menüyü. Ha kolay buldun. Evet. Kolay mısın? Ankara'dan geldim dedi bana. Ankara tava evet, yapıyor. Evet emek sarf edeceğim dedi. Emek buysa yemek çıkmamıştır bence. Ama şimdi D böreği var, Ankara tavası var. Bilmiyorum D böreğinin yerine bir çiğ börek ama yapsaydı daha mantıklıydı. Ama evinde demişti ben Ankara'dan geliyorum. Evet. Aynısı neredeyse yani. Yavuz Bey'in benim menüme menü değil demesi çok ilginç. Bu menüde büyük emekler var. Nasıl öyle yorumlar yapıyor? Çok acımasızca yorumlar yapıyorlar bence. Neslihan Hanım'a acımasızca davranmasından zaten nasıl bir karakter olduğunu biz gördük. Şimdi Belen Tavan'ın bir orijinali var Zuhal Hanım. Onu güveç içinde hamurunu yapması lazım. Ama senden lazım. Başka kimse rengi soluk demedi. Yok yok. Şimdi şöyle hani böyle herkes konuştuğu için ben konuşamadım net olarak. Hani konuşmalarımız hep gayet şey oldu. Güzel konuştun. Şöyle. Ya. Evet, şimdi Belen Tavan'ın içinde yani üstünde yani şu kadar bir lavaş ekmeğiyle kapatması gerekiyordu. Kapatabilirdi. Bize evet, gelip doğru. De göstermesi olabilirdi, gerekiyordu. Doğru, hani sonuçta sarına götürdüğüm evet. Arkadaşlar orijinalini yaptım. Hani yöresel yaptım dedi ya. Niye koymadın hani lavaş? Bize... Öyle bir şey imkansız.
Yani ama o onu an gerçekten imkansız. 2 dakika bir hamur yapıp da üstüne yapabilirsin. Ama yapmayacak bir hamur yapış ya o mesela. 2 dakikada olmuyor. Lavaş derken bize sunman açısından lavaş söylemedim evet, ben. Evet üzerini kapatmak üzerine, için yapılan hamur. Ama bu bir hamur. Şey söyleyeyim o 5 dakikalık bir hamur. Ama yani, kimse bunu eleştiri de yapmadı. İşte ben bunu bildiğim için. Ben söyleseydin. Ben evet, o konuda haklısınız da biraz da çok heyecanlıydım. Çok özür dilerim. Ondan dolayı da gerçekten farklısınız çok da heyecanlıyım. Ana yemek eğer ki önemliyse ben bunu puanı kırmak zorundayım. Yani orijinali bu şekildeyse değil mi? Yani yanlış yaptıysa tabii ki. Tabii ki. Size izah edeyim durumu hemen. Evet. Belen tava yapılışı. Evet. Belen tavayı yaparsınız. Ben çok iyi biliyorum tamam. Yavuz Bey. Evet. Ondan sonra yarım hataylı saat, yani onu da biliyorum. Yarım saat onun ateşinde güveçte pişer. O yarım saatin ardından üzeri kızardıktan sonra siz hamuru üzerine açarsınız. Sonrasında bir 10 dakika daha o hamur kızarana kadar sırf görsellik olsun diye pişirirsiniz. Benim öyle bir vaktim yoktu. Tamam. Ben salatalı nasıl soyarım diye planlıyorum. Acaba ama hani o zaman ben de onu orijinal olarak diye. Kabul etmiyorum ki Belen tava. Bana göre de eksikti o zaman. Benim için önemli olan lezzeti. Lezzet önün üstündeki şimdi hamuru yiyeceksiniz ki siz. Şimdi o zaman şöyle o zaman diyeyim sualanım bende. Sunumunda varsa koyacaksın. Evet, ama sen de bunu dün dile getirecektin ben, masada. Ben evet çok heyecanlıyım. O zaman derdik ki evet doğrusun. Olması gerekiyor. Atladık hepimiz onu. Olması gerekiyordu. Niye koymadın derdik. Ben de bundan puan kırdım derdin açıklamanda. Kimse de bir evet. Şey diyemezdi. Hayır, şimdi o zaman ben de Ozan Bey menüsünde basit diyemezsiniz diyeyim o zaman. Hani de diyorsunuz bence ya. Bence de denmemeli ya hani sanki. Denmemeli o zaman bence. O zaman ben de size böyle ben bir soru yöneltiyorum. Ben daha güzel mi bekliyordum benim ya da.